Merhabalar, bu hafta Sağlık Tadında programıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle kısırlık ve çocuk sahibi olamamak nedir? İşte bunun için ne yapmak gerekir? Hemen panik olalım mı? Evlendikten sonra ne kadar bekleyelim? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi kısırlık dediğimiz durum, karı koca evliler, çocuk istiyorlar, düzenli ilişkileri var. Burada düzenli ilişki çok önemli tabii ki. Düzenli ilişkileri var, herhangi bir yöntemle korunmuyorlar ama bir yıl denemelerine rağmen çocuk sahibi olamıyorlar. Biz bu duruma kısırlık, yani çocuk sahibi olamama durumu diyoruz. Eğer yaşlar gençse, 35'in altındaysa anne ve baba dayı ve böyle bir durum mevcutsa önce bazı testler yapıyoruz. 1. Erkekten spermiyogram testi yapıyoruz. Spermlerin sayısına, kalitesine, hareket kabiliyetine bakıyoruz. 2. Kadının hormonlarına, yumurtalık durumuna bakıyoruz. Kist var mı? Miyom var mı? Herhangi bir rahim ağzı, rahim içi bir kitle var mı? Kadının tüm fonksiyonları normal mi? Düzenli adet görüyor mu? Yumurta kalitesi iyi mi? Biz bunları ultrasonla ve bazı kan testleriyle değerlendiriyoruz. Erkeğe baktık, bir neden yok. Kadına baktık, bir neden yok. Ama yine de çocuk sahibi olamayabilirler mi? Evet, olamayabilirler. Peki biz buna ne diyoruz? Açıklanamayan infertilite. Yani biz de nedenini bilmiyoruz. Anne temiz, baba normal, hiçbir neden yok ama bunlar çocuk sahibi olamıyorlar. Peki açıklanamayan infertilite durumunda ne yapıyoruz? Şimdi biraz bundan değinmek istiyorum. Anne iyi, baba iyi, her şey normal ama gebelik yok. Öncelikle annenin yumurtalıklarını uyarıyoruz. Ve sonrasında ne yapıyoruz? Yumurta miktarını artırıyoruz. Ve yumurta miktarını artırdıktan sonra bu yumurtalar tam çatlama dönemine 18-20 milime ulaştığında bizim bunları uyarıcı, çatlamasını sağlayan iğnelerimiz var. Onlardan yapıyoruz. Eğer gerekiyorsa aileyle konuşuyoruz, aşılama yapıyoruz. Aşılama gebelik miktarını biraz daha artırıyor. %10'lara 20'lere çıkartıyor. Aşılamayı 2 ya da 3 defa yapıyoruz ama daha fazla değil. Tabii ki yapmadığımız durumlar da var, onlara değineceğim. Aşılama yaptık 2 ya da 3 defa, olmadı, ne yapıyoruz? Artık tüp bebeğe geçiyoruz. Çünkü çok da zaman kaybetmek istemiyorsa aile artık tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Tüp bebek de ne yapıyoruz? Tüp bebek nedir? Tüp bebek annenin yumurtalarının anne karnından vajinal, şimdi bekar hastalar için abdominalde yapılabiliyor, yumurta saklamada. Vajinal yoldan yumurtaların alınması bir iğne ucuyla, girilmesi, oradan bir şekilde yumurtaların toplanması. Yumurtalar toplandı. Abdominalde olabilir. Toplandı. Peki bu yumurtaları ne yapıyoruz? Laboratuvar ortamında en kalitelilerini ayırıyoruz. Laboratuvara sokuyoruz biz bu yumurtaları. Ve spermler toplandı. Ana, erkek, işte eş sperm örneğini verdi. Bu en kaliteli spermler alındı. Kaliteli yumurtalarla birleştirildi ve laboratuvar ortamında döllenme sağlandı. Döllenen yumurtalar, bunların en kalitelileri, biz bunları testlerle, mikroskopla her şeyle görebiliyoruz. Bunları embriyologlar bakıyor zaten. En kaliteli yumurtalar laboratuvar ortamından alınıyor. Anne o ay dinlendiriliyor. 1 ya da 2 ay sonra annenin rahmine yerleştiriliyor bu kaliteli yumurtalar. Ne bunlar? Zaten laboratuvar ortamında annenin ve babanın kendisine ait döllenmiş yumurtalar. 1 veya 2 duruma göre yerleştiriliyor. Ve bir gebelik bekleniyor. Zaten döllenmiş bir yumurta yerleştirildiği için gebelik olma ihtimali %40'lara, 50'lere kadar çıkıyor tabii ki. Ama her zaman tabii ki gebelik oluyor. %100 başarılı bir yöntem mi? Maalesef değil. %100 başarılı bir yöntem yok hala günümüzde. Peki, anne ile ilgili, baba ile ilgili hiçbir neden yok dedik. Bazen baba ile ilgili problemler oluyor. Ne olabilir mesela? Sperm kalitesi düşük olabilir. Sperm miktarı az olabilir. Veya spermlerin hareket kabiliyeti çok çok aşırı düşük olabilir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi spermlerin kaliteli olması lazım, hareket etmesi lazım ki annenin rahminde, ta rahim ağzından başlayıp işte tüplere kadar gidip bir yumurtayla döllenebilsin. Tabii ki hareket etmeyen, sağlıksız, anomalili spermlerde bu çok mümkün değil. Dolayısıyla sağlıklı sperm miktarı gerekiyor bize. İşte erkek faktör tabii ki çok önemli aynı zamanda. Eğer sıcak ortamlarda çalışıyorsa, sigara çok içiyor.
olsa sigara da çok etkiliyor spermlerin kalitesini. Sıcak ortam, işte böyle ağır, nasıl diyeyim, metal maruziyeti, ağır işler, bazı derilerde ya da ayakkabı işlerinde çalışan kişilerde de olabiliyor bu metallerin yoğunluğuna bağlı olarak. Onlarda da sperm kalitesi bozulabiliyor. Kaliteli sperm bulmak için ne yapıyoruz? İşte kişi işini değiştirebilir, sigarayı bırakabilir. Bazı motilite artırıcı antioksidanlar başlıyoruz. Ya da işte bazen üroloji doktoru bazı hormonlar da verebiliyor. Duruma göre değişiyor dediğim gibi. Erkek faktörü düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen de hiç sperm olmayabiliyor. TESE dediğimiz sperm örneği almak için biyopsi yapabiliyoruz. Yani bunları tabii ki urologlar yapıyor. Mikroskopi altında sperm arıyorlar. Ve ne kadar varsa, olan varsa onları alıyorlar. Gelelim anneye. Anne ile ilgili nedenler neler olabilir? Şimdi gebelik için bir yol gerekiyor. Tüpler gerekiyor sağlıklı, yerleşecek bir rahim gerekiyor, sağlıklı yumurtalıklar gerekebiliyor. Bir, sağlıklı yumurtalıklar olmayabilir. Kisti kitlesi olabilir, gebeliğe engel olabilir. Onun dışında ne olabilir? Tüplerde bir tıkanıklık olabilir ya da bir sıvı, hidrosalpinx dediğimiz durum olabilir. İki, rahmin içerisinde bu bebeğin yerleşmesine engel olan bir durum olabilir. Mesela miyom, kalın bir polip ya da yapışıklık olabilir. Hani bebek yerleşemiyordur. Yani rahim ağzında spermin geçmesine engel, kalın bir polip olabilir, geçişi tıkamıştır. Vajinal bir kitle vardır ileride, yani geride ilişkiye giriyordur ama hani bu kitleyi de çok belki algılamıyordur, bir bakmak gerekir. Ya da kadının yumurta kalitesi, yumurtaları vardır ama yumurta kalitesi çok iyi değildir. O yüzden de bunların hepsini gerçekten algılamak gerekiyor, bakmak gerekiyor, kişiyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer bir miyom varsa, polip varsa alıyoruz. Tüplerde bir tıkanıklık varsa açıyoruz. Tüplerde sıvı varsa, tüpler tamamen genişlemiş fonksiyon görmüyorsa tüpleri alıyoruz. Çünkü o sıvı aynı zamanda gebelik şansını da düşürüyor. Tüpleri alıyoruz ve gebeliğe hazırlıyoruz rahmi tüp bebek için. Yumurtalıklarla ilgili ne yapabiliyoruz? İşte yumurtalıkla ilgili gerekirse hormon başlayabiliyoruz. Antioksidanlar veriyoruz. İşte yapabildiğimiz kadarını en azından deniyoruz. Anne ile ilgili de durum bundan ibaret. Bir anne gerekiyor, bir baba gerekiyor ve sağlıklı olmaları gerekiyor. Buna rağmen de olmayabiliyor. O zaman da zaten tüp bebek öneriyoruz. Ama öncesinde aşılama denemekte fayda var. Eğer herhangi birini, ne zaman aşılama denemeyelim peki? İşte annenin yaşı 35'in üzerindedir artık. Kaybedecek zamanı yoktur. Yumurtaları bitmek üzeredir. AMH değerleri dediğimiz antimüllerian hormon, yumurtalık kalitesini gösteren hormonumuz bayağı düşmüştür. Anne çocuk istiyordur. Daha önceden bir çocuğu yoktur. Bu gibi durumlarda ya da işte erkeğin spermi yoktur. Azospermi dediğimiz işte TESE gerekir, biyopsi gerekir falan. Böyle durumlarda da tabii ki oturup da aşılama yapmanın, beklemenin bir anlamı yok. Zaten böyle bir şey önermek de çok mantıklı değil. O yüzden de böyle durumlarda da ne yapıyoruz? Direkt biz tüp bebek için yönlendiriyoruz. Bu hafta beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim sizlere faydalı olmuşumdur. En azından kafanızdaki bazı soruları cevaplamışımdır. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.